bakma bana öyle. Alo. Şeyma. Öykü çabuk gel ne olur. Şeyma neyin var ne oldu? Ehliyet ruhsat birader. Ha. Üniversiteden beri seni böyle görmemiştim ya. Günaydın. Günaydın. Asıl sen kendi haline bak be. Başım çatlıyor ya. Seni beklerken uyuyakalmışım. Sen niye dönmedin eve? Sen niye dönmediysen ondan. Can sıkıntısı. Aynen. Aç mısın? Yerim. Gel. Biliyorum baba, biliyorum. Berbat gözüküyoruz. Evet, evden ayrılmıştım ama geri döndüm. Hayır, hayır. Mühim bir şey yok. Evet, her şey hallolur. Şimdi biz ortakla güzel bir kahvaltı edeceğiz. Güne taze bir başlangıç yapacağız. Ha, sonra seninle konuşur muyuz? Evet, konuşuruz. Ama önce gidip elimizi yüzümüzü yıkayalım. Sonra görüşürüz. Günaydın. Afiyet olsun. Senin geçmişini kaldıramıyorum ben. Yapamıyorum. Biz ne kadar kaçarsak kaçalım, senin o geçmişin bizi rahat bırakmayacak Şeyma. Bu ev senin ve o kirli geçmişinin. Şimdi ben sizi baş başa bırakıyorum ve size mutluluklar diliyorum Şeyma. Sana mutluluklar. Mutluluklar. Mete? Mete? Mete beni terk etti Öykü. Konuşmak ister misin? Hayır. Sen? Aynen. Ha bir tek Şeyma'yı terk ettim. Ciddi misin? Ben de Öykü'yü terk ettim. Hadi ya. Yani biz birlikte değildik ama kapadım ben o defteri. İyi be ortak. Belki böylesi daha iyi. Belki de. Bu gibi zamanlarda en iyi tedavi yöntemi nedir biliyor musun? Meşguliyet. Şu gönül işlerini bir kenara bırakalım da ortak kendimizi işe güce verelim. Belki biraz unuturuz her şeyi ha. Ya da unuttuğumuzu zannederiz. En azından bir süre iyi gelir işte. Ne dersin? İyi olur iyi. Zaten bayağı boşlamıştık. Bana bak. Ofisi yıkıp da yerine otopark yapmış olmasınlar. Lütfen olmasınlar. Yok yok bizim ekip iyidir. Aynen aynen. Öyledir değil mi ya? Yani inşallah öyledir. Bu böyle olmayacak ya.
Kahvaltı benim en sevdiğim öğündü. Ama şimdi şu halimize bak. Sabahları bayılarak yediğim poğaça boğazımdan geçmiyor. Ben yiyemiyorum. Bari sen ye, hadi. Öf Öykü, bir git ya. Keşke gidebilsem. Tatile gitsem. Kafamı toplasam. Ama gidemiyorum. Düşünüyorum. Düşünmek ne kelime ya? Beynim patlayacak gibi. Sen benim canım yanmıyor mu sanıyorsun? Yanıyor Şeyma. Ama durursam aklıma gelecek. Durmamam lazım. Senin de öyle. Harekete geç, konuş benimle. Durarak olmaz. Hadi. Öf. Hı. Oldu mu? Oldu. Aferin. Sen yiyecektin. Hı. Şöyle iyi geldi ama, değil mi? Hayır. Bana da gelmedi ya. Niye böyle oldu ki? Ama bak boş ver. Düşünmeyeceğiz. Yani madem bizi istemiyorlar, istenmediğimiz yerde durmayız, değil mi? Yani sonuçta elimizi sallasak ellisi. Yo, hiç de öyle değil. Değil, değil mi? Bence de. Kim ne yapsın kızım bizi ya? Ya ben burada kendimi yükseltmeye çalışıyorum. Sen de biraz çabalar mısın lütfen? Bak şimdi, ayrılık acısı en güzel nasıl atlatılır biliyor musun? Ayrılmayarak. Yok, alışverişe çıkarak. Ama biz alışverişe çıkamayız. Neden? Bir, paramız yok. İki, işe gitmemiz lazım. Ben bu ikincisini hiç istemiyorum. Ya öyle istemiyorum da olmaz. Hadi kalk, gitmemiz lazım. Hayır. Bırak. Hadi diyorum. Kalkmayacağım. Ya sen kilo mu aldın Şeyma? Ya bayağı kaldıramıyorum seni çünkü. Oha! Yedirirsen poğaçaları, börekleri böyle olur işte. Şaka şaka. Öyle insanları böyle kaldırırlar işte. Bak şimdi sana bugünün programını açıklıyorum. İşe gidiş, çalışış, öğle yemeğinde deli gibi yemek yiyiş, eve dönüş, ağlayış, yatağa yatış, uyuyamayış. Bana uyar. Bana da. Hadi o zaman önce sana kıyafet buluyoruz, sonra işe gidiyoruz. Canımız bu kadar sıkınken havanın da bu kadar iyi olması. Hakikaten ya. Şöyle bir yağmur fırtına olsaydı da bize eşlik etseydi, değil mi? İşten. Tamam, sabredin. Geleceğiz, tamam. İşten. Önemli bir şey var galiba. Efendim. Tamam, tamam geleceğiz. Gitmemiz lazım. Problem var galiba. Aman olmasa şaşardım zaten ya. Bir şey ters gidince her şey ters gidiyor. Ay. Ne oldu ya sabah sabah? Kahvaltı da bir işe yaramadı galiba, ölü gibisiniz. Baba daha bir yıkanacağız değil mi yani? Öyle mi? Bak ben ne yapardım biliyor musun küçükken? Ne yapardın? Seni ben yıkardım. Kaçma! Kaçma sen baba, de kalmaya. Hadi uyanın artık, kedinize gelin. Hadi. Yap baba yap. Hadi yap. 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 İyi geldi yap. Ben de buradayım. Islat hadi. Ne oluyor burada ya? Abim gelmiş. Gel bakayım sen şöyle. Gel 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 gel. Gel. Ama dur ya sabah sabah. Ne var kızım? Sabah sabah yıkanılır değil mi? Ayaz'cığım, sen pek ıslanmamışsın galiba. Hem, bence yok, ıslanmayan yok, sensin usta! Hop! Gel, gel, gel. 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 Gel, g
Oo, sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Kahkahanız bol olsun. Ne güzel bir ikili olmuşsunuz öyle. Günaydın Olcay. Günaydın canım. Önem Hanım seni odasında bekliyormuş. Yine ne yaptı acaba? Beni mi bekliyormuş? Ne yaptım ben yine ya? Ne yaptım? Ay bunu bu haline bayılıyorum ya. Panik kadın, sinemalarda. Hadi koş, 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 koş. Olcay. Hiç Olcay mı Olcay deme. Sana yeni kanki şimdi mutluluklar. Bu sefer karamelli çikolata da seni kurtarmaz söyleyeyim. Ay kıskanç mıymış bu neymiş? Git sen o organik paçozu sev. Ama kızınca çok tatlı oluyorsun biliyor musun? Gir. Bir kere şu ifadeni hemen değiştir. Nasıl yani? Dik dur biraz karşımda. Ya kendine güven biraz. Ne oldu, yanlış bir şey mi yaptın? Yo, yapmadım. Ay yani bilmiyorum. Yaptın mı? Sen söyle, yaptın mı? Yok, yapmadım. Tamam, o zaman niye panik oluyorsun? Hı? Haklısınız, özür dilerim. Özür dileme. Sadece artık karşımda pısırık birini görmek istemiyorum. Anladın mı? Anladım Önem Hanım. Şimdi. Beni iyi dinle. Ben kolay kolay kimseye sana güveniyorum demem. Bana bak. Sana güveniyorum. Teşekkür ederim Önem Hanım. Anladın mı? Yoksa bir daha söylememe gerek var mı? Çok iyi anladım Önem Hanım. Neymiş? Bana güveniyorsunuz. Doğru. Aferin. Şu evrenin defilesi için yapılan çizimler vardı ya. Evet. Onlar artık yok. Nasıl yani? Hepsini yırtıp çöpe attım. İyi de ne yapacağız şimdi? Ha, yeni baştan mı çizeceğiz? Çizemeyiz, yetişmez. Sakin ol. Panik yok. Sakin. Ben bir şey yapmayacağım. Hepsini sen yapacaksın. Hemen çalışmalara başlamanı istiyorum. Evrenin defilesinde bütün gözler senin üzerinde olacak. Evet, kiraz mevsimi güzeldi, hoştu, tatlıydı. Ama bu daha büyük bir şey. Daha ciddi bir şey. Artık hayatında bu defileden başka hiçbir şey olmasını istemiyorum. Tabii Önem Hanım ama vaktimiz çok az. Ne yapacağız ki? İşin güzel tarafı da o ya. Bundan sonraki birkaç hafta hayatının en acılı ve en mutlu haftaları olacak. Sana güveniyorum. Geleceğin Önem Dinçeri sen olabilirsin. Sen de bu ışığı görüyorum. Teşekkür ederim Önem Hanım. Tamam, çıkabilirsin. Bu arada... korkmakta haklısın. Bence de kork. Ama bunu bana yansıtma. Karşımda güçlü birini görmek istiyorum. Küçük bir kız çocuğu değil. Zamanda da dans etmesini öğren. Psst. Yemezler canım. Öyle iki öpücükle Olcay'ın gönlünü kolay kolay kazanamazsın. Aman Olcay ya, sanki aynı eve çıktık kızla. Vallahi ben bilmem. Ben gördüğümü söylerim. Aa, ne oldu kız? Hiç kovulmuşa benzemiyorsun. Kovulmadım ki, niye kovulayım? Ne oldu? Evrenin defilesini bana verdi Önem Hanım. Tüm kreasyonu ben hazırlayacağım. Nasıl, nasıl? Koskoca defileyi sen mi yapacakmışsın? Evet. İnanamıyorum Olcay, bu benim yıllardır hayalini kurduğum şey. Çok mutluyum. Ya canım benim, çok sevindim senin için gerçekten. Şeyma. Hı. Ben bunu birlikte yapalım istiyorum ya. Var mısın? Gerçekten mi? Gerçekten. Yani evet, evet varım.
Size iyi çalışmalar canım. Ay Olcay bir dakika ya, hayır. Evet Olcay ya, sen niye bize yardım edersin? Ha. Bir de sana asistanlık yapacağım ha. Ben asistanlık yapmam canım. Senin gibi küçük çocuklar gelirler, bana asistanlık yaparlar. Anladın mı? Ne oldu? Ya işte ne bileyim. Ya biz ne konuştuk dün gece? Düşünmeyeceğiz. Hayatımıza devam edeceğiz dedik. Hadi bakayım topla kendini. Düşünülecek her şeyi akşama bırakacağız. Şimdi işe koyulalım hadi. Evet doğru haklısın. Hadi nereden başlıyoruz? Ha. Az önceki kimdi ya? Vallahi bilmiyorum. Ben de tanıyamadım. Hangi departman acaba? Bilmem. Ben de şunu çıkartamadım ha. Biz doğru mu geldik ya? Ayaz Bey, Mete Bey. Çok büyük bir sorunumuz var. Olabilir. Aynen. Hayatta her şey olabilir. Neymiş o buraya gelseniz daha iyi olurluk sorun? En büyük müşterimizi kaybetmek üzereyiz. Projeyi beğenmediler. Randevu aldılar. Yarın büyük ihtimalle gelip sözleşmeyi iptal edecekler. Grup mu? Evet. Tamam, biz hallederiz. Sağ ol. Ortak, ne yapacağız? İlk zamanlar ne yaptıysak onu yapacağız. Ha. Güzel. Arkadaşlar, bir buraya bakabilir miyiz? Evet, bir sessizlik. Bugün izinlisiniz. Çıkabilirsiniz. Aynen. Evlerinize gidin, ailenizle vakit geçirin, çocuklarınızla oynayın, köpeğinizi besleyin, ne bileyim, takılın işte. Bugün size tatil, bugün bize pazartesi, size cumartesi. Hadi. Hadi ama, hadi hadi hadi, işimiz var. İyi tatiller. Hadi bay bay. Ya böyle sonbahar konsepti falan mı olsa? Siyah, kahverengi renkler ağırlıkta. Ortaya bir tane ağaç koyarız, yapraklara dökülür. Mankenler de podyumda yürürken ağlar. Ha? Yok artık Şeyma ya, yuh. Abartma istersen. Ortaçağ konsepti. He, sonra da en son Önem Hanım atıyla podyuma gelir. Biz de idam ederler. Ay öf tamam ya, şurada... Yaratıcılığımızı da kullanamıyoruz. Kullan canım, kullan. Ama biraz tasarruflu kullan. Depresyondayız herhalde. Biraz saygı duyar mısın? Kızım çok zormuş bu iş ya. Yalnız bir şey değil mi? Öyle aşk gibi saçma sapan temalar olmasın lütfen. Yalnız bir şey diyeyim mi? Deme. Aşk var ya. Kızım çok iyi fikirmiş ya. Yani aşktan güzel şey mi var? Var. Uzaylılar. Yok yok. Aşk çok iyi fikir. Tam bizlik konsept. Ha, tam bizlik. En son aşk dedik, kapının önüne konduk. Tam bizlik gerçekten konsept. Kızım, yıkacağız ortalığı. Harika olacak. Aşk. Hayırlı olsun. Bunları kim hazırlamış ya? Berbat. Ben sana söyleyeyim ortak kimi hazırladığını. Biz. Ciddi olamazsın. Ne yapmışız abi? Batırmışız. Kafayı toparlayıp hemen yeni bir şeyler yapmamız lazım. Aynen ya. Değişiklik lazım. Bir kere aynı şeyleri gevelersek herifler kesin kaçar. Adamları şaşırtmalıyız. Aynen.
Kesinlikle sıkıcı olmamalı ortak. İyi de abi işimiz sıkıcı. Ne yapacağız? Ne yapacağız? O zaman işi eğlenceli hale getireceğiz. Sevdim ben bu fikri. Aç, aç. Aç, aç. Al onu, al, al, al. Aç, 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 aç. Bakarız. Tamam. Bu akşam sahnede özel bir şey yapacağım. Senin de orada olmanı istiyorum. Mutlaka. Ben mi? Evet, sen. Neden ki? Burcu, iyi misin? Bilmem, iyi miyim? Bak, tam saatinde burada oluyorsun, tamam mı? Ha, tamam. Hazırlanayım o zaman ben, değil mi? Hazırlan. Ben de hazırlanacağım çünkü. Sen de mi hazırlanacaksın? Ha, o zaman büyük bir şey yani. Yani sayılır. Hadi ya. Gidip hazırlanayım o zaman, ha? Tamam. Tamam. Öpeyim mi? Öp. Gittim o zaman ben. Tamam, görüşürüz. Bay bay, görüşürüz. Ne yapacağım ben ya? O zaman ben şeyleri şey yapayım. Sen de işte şeyleri şey yap. Tamam, anlaştık. Nereye ya? Hop! Ya ben mi temizleyeceğim buraları tek başıma Ayaz ya? Şşş! Ah Ayaz, ah! Gel bakayım. Ne diyorsun? Bu tip şeyler olur mu sence? Bilmem. Olabilir aslında. Hayır ya, tamam. Yani yapacağız tabii ki ama... Ya insan böyle şeyler son dakikada söyler mi Şeyma ya? Koskoca defileden bahsediyoruz. Ben şimdi bunu iki haftada nasıl yetiştireyim? Tamam, hadi ben yetiştirdim diyelim. Yaptık, çizildi. Çizimle bitmiyor ki. Bunun provası var, dikimi var. Koreografi de öyle kafasına göre yapılmıyor ki. Koreograf da bizden konsept bekleyecek. Konsept var mı? Yok. Hadi o konsepti de ben buldum diyelim. Öykücük buldu bulmasını ama Öykücük nasıl? İyi mi? Depresyonda mı? Moralim bozuk? Terk mi etti? Terk mi edildi? Hiç kimse sormuyor bunları. Bir kere bir Öykücüm nasılsın demiyor. Öykücüm nasılsın? Hiç iyi değilim Önem Hanım, hiç iyi değilim. Önem Hanım. Otur. Hayatında ne yaşadığın beni hiç ilgilendirmez. Buraya gelince hep seni unutacaksın. Bu iş bunu gerektirir. Her iş bunu gerektirir. Ben sana ne dedim? Karşımda güçlü duran birini istiyorum dedim. Dik duran. Daha ilk günden bunu yapacaksan işimiz iş. Önem Hanım, ben öyle kendi kendime...
Özür dilerim. Özür dileme. Yarına bir örnek istiyorum. Tabii Önem Hanım. Sen ne yapıyorsun burada? Ben Öykü'ye yardım ediyordum. Evet evet, ben istedim. Biz Şeyma ile birlikte çok güzel çalışıyoruz. Evlerimiz de yakın hep. Ben bir hava alacağım. Yapamıyorsun bensiz değil mi? Vallahi yapamıyorum. Senden bir şey rica edeceğim. Dinliyorum seni. Bu akşam bu bizim Koray'ın mekanına gelmen lazım. Yine Öykü'yle beni barıştırmak içinse... Ya hayır hayır. Ya bu sefer benim için. Burcu ve benim için. Peki ne istiyorsun benden? Şöyle... ben akşam bir sürpriz yapacağım. Burcu'ya açılmayı düşünüyorum. Senden de fikir almak istiyorum. İyi de ben ne anlarım böyle şeylerden? Ya bırak şimdi. Ava'da aşk güneşten daha çok yakar diyen sen değil miydin? Ne o? Özlü sözler kitabı mı çıkaracaksın benim cümlelerimden? Bak. Öykü için neler yaptığını biliyorum. Umarım en kısa zamanda da düzelir aranız. Sadece bu gece biraz desteğe ihtiyacım var, o kadar. Kimi arasam diye düşündüm. Baktım rehberimde başka aşk filozofu yok. Yıkamaya ağlamaya geç Emre. Ya gel işte o zaman, naz yapma sen de ya. Tamam tamam, gelirim, merak etme. Yalnız gelmem ama toplarım ekibimi. Ha tamam, tamam topla da. Ya şimdi Mete falan var. Ha anladım ben seni, anladım, getirmem. Ya ne olursa olsun abisi sonuçta. Yani bir kız abisi gerçeği var ortada. Tamam, rahat ol, sen merak etme. İş çıkışı oradayım. Hallederiz. Eyvallah Ayaz. Sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Ha, ha mı? Nasıl bir cevap şimdi bu? Nasıl bir telefon açmaktır Öykü? Neler olduğunu bir bilsen. Anlatmıyorsun ki bileyim. Bir, Ayaz beni terk etti. İki, Evren Yakut'un defilesi bende. Ne? Ya Burcu, öyle uzun uzun anlatamam ben sana. İşim gücüm var. İşte Ayaz beni bildiğin kapının önüne koydu. Önem Hanım da çok ünlü bir defilenin sorumluluğunu bana verdi. O yüzden beni bir süre göremeyeceksin. Çünkü benim çok çalışmam lazım. Zaten az önce ilk azarımı yedim. Ya Öykü, bizim buluşmamız lazım ama. Olmaz Burcu, kusura bakma. Ya bak, bir şey diyeceğim. Yani Emre bana açılacak galiba bu gece. Yani bilmiyorum, galiba sanırım öyle işte. Ne?
Ay hemen buluşmamız lazım o zaman. E ben de onu diyorum ya. Sen nereden anladın ki açılacağını? Kızım kadınlar hisseder böyle şeyleri. Gerçi sen Ayaz'ın hiçbir sinyalini anlayamadın. Sana bu söylediklerim ne ifade eder bilmiyorum ama. Ya laf sokmaları sonraya bıraksak tatlım. Hani havamda değilim ya. Hadi diyorum. Buluşalım diyorum. Çabuk diyorum. Çok heyecanlıyım diyorum ya. Tamam diyorum. Bekle diyorum. İşler bitsin diyorum. Topla herkesi. Kadın kuvvetine ihtiyacım var. Hazırlayın beni. Ay tamam süper olacak. Ay evet ya çok güzel olacak. Görüşürüz o zaman. Tamamdır. Ha bir şey diyeceğim. Bak sakın o Şeyma tipsizini çağırayım deme ha. Ha tamam. Öptüm. Öptüm. Ay kim o ya? Burcu mu? Ha. Ama neyse hadi gelişimize bakalım biz. Nasıl? Çok güzel. Şaşırt bugün beni.